Galatasaray takımının bir de neyi göreceğiz biliyor musun? Yani konuşacağız bunu. Bana göre Galatasaray takımının seviyesini de bugüne kadar belli edecek bir maça çıkıyor bir 90 dakikaya. Ciddi bir formda bir takım. Hı hı. İyi kadrosu var Adana Demirspor. Ligin lideri. Ligin evet lideri. Aynı şekilde tam bir deplasman yaşarsın. Seyirci bütünlüğü çok iyidir hepimizin bildiği gibi. Güçlü bir taraftar kitlesinin önünde oynayacak. Galatasaray takımı tabii ki Galatasaray takımı bunlara alışık. Ama Galatasaray takımının daha fazla Adana Demirspor'dan savaşıp maçı kazanmak istediğini sahada göstermesi gerekir. Birinci dakikadan 90 artı uzatmalara kadar. Çünkü Galatasaray takımı eğer galibiyetle dönerse Adana Demirspor deplasmanından Galatasaray takımına hem teknik kadro hem futbolcular daha fazla kendilerine güven de sağlayacaklar. Bu güveni kendi işlerine sağladıkları gibi taraftar camiadan da sağlayacaklar. Aynı zamanda kamuoyunda basın da diyecek ki Adana Demirspor deplasmanında Galatasaray galibiyetle döndü. Onun için bana göre ligin başı bazen böyle eşik maçları olur. İşte ne o diyorsun ya işte bir 7 hafta geçti 8. hafta. Yani bazen bir maç alırsın o sana bundan sonraki o serinin başlangıcı veya iyi gidişatın başlangıcıdır. Seni o yola sokar. O farklı bir yol ayrımından kurtarır seni. Böyle bir maç oynayacak Galatasaray takımı. Dediğim gibi Okan Hoca bu şimdi analiz yapıyorsa bu zehre santroforsuz oyna. Ben nasıl bir santroforsuz oyun oynarım? Ben Yunus'la Kerem'le nasıl bu oyunu kurgularım? Mertens gelir, alan açar. Bununla ilgili yarınki planları, stratejisi ne olacak? Maç başladığında göreceğiz. Bir muhtemeline bakalım o zaman Galatasaray'ın. Nasıl bir 11 ile çıkacak Galatasaray? Adana deplasmanında Adana Demirspor karşısına. Mustara, Duva, Abdülkerim, Nelson, Sacha Boey, Misu, Torreira, Kerem Mertens, Yunus, Gomis 11 ile çıkmasını bekliyoruz. Icardi bir kez daha altını çizelim. Yok. Gomis de başlar diye düşünüyoruz. Sizin tabii ki... Ben Mertens diyorum ya Adana Demirspor stoperleri ağır. Galatasaray'ın da stoperleri ağır. Zaten çok atletik stoper yok. Yani bu yalnız ülkemize az değil. Genel dünyada da böyle çok fazla sayamayız. Var tabii ki ama çok fazla değil. Demek ki az önce söyledim. Bazı maçlar bazı oyuncularla bazı farklı taktiklerle oynanır. Sen öbür hafta içeride oynasın Galatasaray takımı. Farklı bir oyun oynarsın. Farklı bir oyuncu tercihin olabilir. Burada diyorum ya her zaman öngörülmeyeni, düşünülmeyeni antrenör olarak karşı tarafın önlemi alamadığı bir stratejiyle oynamak gerekir. Bu böyle bir maç. Ama Galatasaray takımında oyuncuları 90 dakika savaşarak bunu istedikleri de göstermesi gerekir. Çünkü yarın böyle bir yüksek oda nasıl diyoruz tabii ki derbi değil ama o da yüksek bir atmosferde yüksek tempolara çıkacak bir maç 90 dakika olacaktır Adana'da. İki takımın da 11'lere ekranı. Abdullah Hocam forvet, santrafor kim olacak? Kimde? Galatasaray'da. Galatasaray'da. Biz Gomis'i yazdık ama yani yeni ya transfer eden bir Seferovic var Galatasaray'da. Seferovic'in olmayacağı kesin artık. Yani Icardi herhalde Icardi yavaş götürmüyor. Yavaş yani kaç hafta sonra dönecek bilmiyorum ama sakatlığı varmış. Yani burada bir numara şey olacak. Icardi olacak. Arkası Gomis olacak. Ben Seferovic'in... Üçüncü forvet. Konumdan üçüncü santrafor. Seferovic'in ayrılabileceğini düşünüyorum. Ama Galatasaray'ın santrafor eksikliği olacağını düşünüyorum. Yani ne demek bu? Seferovic'in ben Galatasaray'da devam etmeyeceğini düşünüyorum mevcut şartlarda ama Galatasaray'ın yine bir santrafor alması gerektiğini düşünüyorum. Nasıl profilde? Adana Demir nasıl hocam profilde bir santrafor? Seferovic ben de geçen ben bir de onunla ilgili size destek vereyim duyum aldım. Yani olur yani devre arası büyük olsa Seferovic gidecek. Nasıl profilde mesela sen Galatasaray'ın teknik adamı olsan. Seferovic gitti. Elde Gomis var. Icardi var. Nasıl bir santrafor tercih edersin hocam? Ya mesela şöyle yani mesela kesinlikle Gomis ayarında değil. Ama biraz daha gezgin. Biraz daha orta sahayla oyun oynayabilen. Böyle bir oyuncu alınabilir. Bir de şöyle bir şey var. Bütün yokluklara rağmen mesela Mertens de kullanılabilir. Yani eğer dışarıdan alamıyorsan alternatif yaratma konusunda Mertens'i de kullanabilirsin. Ama burada şöyle çok ben sıkıntılı. Ben diyorum ki atletik böyle yani direkt mesela. Ama oyunu da bilen olması oyuna lazım. Bilen yani sırtı atletik böyle mesela Muleka'nın. Mesela Joao Pedro hocam, olabilirdi mesela. Joao Pedro tabii Joao Pedro hem 10 numara hem santrafor. Ben diyorum ki Muleka mesela profilinde bir santrafor mesela Galatasaray'ın mesela olabilir. O profilde
Yani daha ondan hatta mesela o da olur. Ondan oyun daha planını bile, tamamlar. Tabii, doğru yani, söylüyorsun. Yani o profilde atletik böyle. Yani Galatasaray takımını iş yapar. Tek santroforda da iş yapar Muleka. Geçen sene Kasımpaşa'da da yaptı hocam. Güçlü kuvvetli. Yani, tabii güçlü kuvvetli. Burada ben söylemedim hocam. Adnan Demirspor'la ilgili bir şey söyleyeyim. Siz hani söyleyin. Şey diyorum hani Galatasaray'ın evet, kenar oyuncuları böyle orta atan oyuncular olsa. Evet. Icardi'nin yanına bir Weghorst gibi pivot santraforun işe yarardı. Mesela Yunus'u sol açık oynatıp Kerem'i sağ açık oynatsan ya tam ters tabii, oynatıp hadi hep orta at. Olsa Seferovic ondan olmadı. O zaman Seferovic gibi bir pivot santrafor gerekli. Size destekli çok güzel söylediniz. Konuyu da açtınız. Sacha Boey da öyle profilde bir oyuncu değil. O işten solda geliyor. Patrick Adeo da değil. Bir de şimdi Leo oynayacak. Leo evet, da şimdi sağ ayaklı bir oyuncu. Yani o anlamda yani oraya bir tane çabuk böyle bir çabuk, oyuncu. Ayları koşu atacak. Daha koşu yapabilen. Çünkü hem arkadaşlarına da alan açması gerekir oradaki oyuncunun. Bir de şunu söyleyeyim. Bana göre yarınki maçta çok önemli noktalardan biri. İki takımın attığı gol dakikaları mesela bakıyorum. En fazla yüzdenin 81 ile 90 oluyor. 81 ile 90. dakikada attıkları iki takımda genel şu ana kadar gollerin en çok yüzdesi bu arada çıkıyor. Onun için demek ki klasik bir şey var. Başlayan değil bitiren takım da ve de oyunu da doğru bitirme her iki takım için de çok önemli. Ben önemli bir konu olacağını düşünüyorum. Maç için bilmiyorum katılır mısınız? Adana Demirspor Trabzonspor'a da aşağı yukarı Rodriguez kırmızı kart görmüştü zannedersem. Bu kadroyla oynadı. Yok. Gökhan yoktu galiba. Stromboli vardı. Öyle hatırlıyorum. Ben atak sonlandırmanın çok önemli olacağını düşünüyorum. Özellikle Galatasaray. Sebebi şu. Galatasaray özellikle Kerem'in zaman zaman içeri girip oyunu çok kalabalık bir ortamda top kaptırdığı zaman veya Yunus'un ki Yunus'ta bu alışkanlık haline geldi. Devamlı içe oyun oynuyor. Orada kaptırdığı top atak sonlanmadığı zaman Adana Demirspor'un burada çok etkili bir takım olduğunu düşünüyorum. Neden? Bu oyuna kaptırılan toplara geçişi oynayabilecek çok etkili oyuncuları var. Trabzonspor'un ilk yarısı ki Trabzonspor'un pozisyonu yoktu. İlk yarıda hatırlıyor musun hocam? Doğru. Ben atak sonlandırmayan özellikle Galatasaray atak sonlandırmadığı zaman başına büyük iş alır diye düşünüyorum. Katılıyorum. Bir de şunu söyleyeyim. Az önce söyledim ya 81 ile 90 arası mesela Adana Demirspor'un attığı golün %25'lik bölümünü karşılıyor. 81 ile 90. Galatasaray'ın ne kadar karşılıyor biliyor musun Cüneyt? %44. Çok az. Yarısını neredeyse %50 yakın. Yani bu Galatasaray adına hangi açıdan önemli? Maçı bırakmaması, son dakikada kadar istemesi. Bu çok önemli ama dediğim gibi Galatasaray'ın özellikle oyun stratejisini Okan Hoca doğru bir şekilde belirlemesi gerekir. Rakip ne yapıyor? Rakibi nasıl vururum? Rakibi nasıl beni şoklama yapacaksa ben rakibi nasıl şoklama yaparım? Buna daha fazla kurgulaması gerekir. Özellikle oyuncu profillerini bu maça göre farklı seçebilir. İç sahada farklı, dış sahada farklı. Okan Hoca'nın bu esnekliği göstermesi gerekir diye düşünüyorum. Bunun yanında az önce de söyledim yani Galatasaray takımı mutlaka çok yüksek tempolarda iyi mücadele etmesi gerekir. Zaten onun için Mitsö ile Lucas Torreira'nın doğru orada geçişememe hem dirençli bir orta saha. Çünkü az önce de söyledim Mehmet Hoca, Abdullah Hoca da çok doğru bir şekilde ikisi de orta sahası dirençli bir orta saha Adana Demirspor'un. Orada oyunu kitlemesi gerekir. Yani orada 3'e 2 kalmaması gerekir. Çünkü yeri geldiğinde bak saatte 9'da oynuyorsa orada hocam dörtlü bir geldiğinde orta sahaya dörtlü bir üçlü dörtlü orta sahada kurabilirsin. Yani düşün evet, santroforun yok dörtlü. Orada üçlü bir orta sahaya mutlaka eğer Mertens oynayacaksa yani bana göre o mesela Oliveira'yı oynatırım. Mertens santrofor onun gelmesi gerekir. Yeri geldiğinde de bir stoperi de yeri geldiğinde veya beki pozisyona göre neredeyse oyuncu orta sahaya mutlaka Galatasaray'ın çıkarması gerekir. Özellikle Galatasaray hücum hattında oynuyorsa iki kenar bekini mutlaka eğer saatte 9'da oynuyorsa Cüneyt mesela şu alanda önde oynanıyor. Şuraya bir kısa bir gösterebilir miyim şunu? Tabii Cüneyt hocam. Ya Galatasaray kadrosu burada. Galatasaray kadrosu baktı rakip burada işte santroforsu oynuyor. Buraya geliyor. Bu 4 kişi oldular. Önde de Mertens X kaldı. İki kenar beki burada oynadığında mutlaka içeri girmeli. Dönen topta sayısal üstünlük, uzun vurulan topta yani mutlaka orada
Galatasaraylı oyuncular, Adana Demirspor'lu oyunculardan eksik olmaması gerek. Çünkü Adana Demirspor orada kazandığı topla o geçişi çok iyi yapan bir takım. Yani burada diyorum ya, Okan Hoca'nın çok çok iyi stratejileri belirlemesi gerekir. Yeri geldiğinde eğer sahte 9'da oynarsa, Trabzon maçı gibi, Abdullah Hoca çok güzel söyledi, pozisyon vermemişler değil mi Trabzonspor'a? Yani orta sahada Trabzonspor ama eksikti. Çok forvetle oynamıştı. Bak Trabzonspor hazır maçı esasen tamam. Biz Fenerbahçe maçı konuşuyoruz. Adana Demirspor iyi oynadı ama bana göre Trabzonspor maçı hem iç saha olması dış sahaya göre seyirci atmosfer daha referans alırız değil mi hocam? Doğru. Yani orada aldığımız referansta sayısal olarak da çok oldular Trabzonspor. Orta sahada ciddi sıkıntı yarattı Adana Demirspor. Yani Okan Hoca'nın direkt analiz yapacağı bana göre o maç. Onun için diyorum yani o zehre pan zehri olarak oynatma Ertens'i. Atletik hızı evet, arkaya orta sahaya da Oliveira, iki tane de orta saha. Aynısını Yunus Kerem'de sen dene, rakip sana deniyor. Sen de orta sahada fazla olma. Bir de dengeyi de sağlama açısından iyi. Yeri geldiğinde Mertens de gelir hocam.